Ne oldu muhtar? Ya duymadın mı Kemal'im? Hasanlar çiftliğe gitmiş. Ne diye kendi kafalarına göre iş yapıyorlar? Her koyun kendi bacağından asılır. 4 tane bebesi var Hasan'ın. Evsiz baksız mı kalsın? Gerekirse kalacak. Boyun eğmek, adam satmak var mı bu davada Celal'em mi? Doğru mu diyorlar Hasan? Serap Hanım'ın eline eteğini öpmeye gitmişsiniz öyle mi? Başka çare var mı Yılmaz? Sağ konuşmak kolay. Tek tüfeksin. Çoluğun yok, çocuğun yok. Ya biz ne yaparız evsiz topraksız kalırsak? Ya hadi biz de kabul ediyoruz. Ne kadar çabuk pes ettiniz. Ciğersizlikler mi lan sizin bu yaptığınız? Yılmaz haklı Hasan. Böyle vazgeçmek olmaz. Az mı kahrını çektiniz bu toprakların? Bu topraklarda doğmadınız mı? Bu topraklar üzerinde koşup oynamadınız mı? Bu topraklarda kız sevmediniz mi? Çoluğunuz, çocuğunuz ayağını ilk kez bu toprağa basmadı mı? Düşmanı bu topraklardan babalarımız, dedelerimiz sürüp çıkardı. Şimdi bize yakışır mı böyle pes etmek? Ya iyi diyorsun, hoş diyorsun da Kemal'im. Memlekette kanun var. Yani tapu kimdeyse toprak onun. Şimdi bu yarın jandarmaya gidip de Fuzuli işgalden tahliye isterse ne yapacaksın? Jandarma dokunamaz bize. Korkumuz yok onlardan bizim. İyi de nasıl olacak bu iş? Bir başımıza devlete kanuna mı direneceğiz? Bir başımıza direnmeyeceğiz. Hep beraber olacağız. Tek olursak bükülürüz. Ama hep birlikte, hep beraber olursak hiç kimse hiçbir şey yapamaz bize. Bundan sonra Hasan yok, Köse yok, Yılmaz yok, Kemal yok, Orhan yok. Bundan böyle biz varız. Hepimiz biriz. Kemal doğru diyor kardeşim. Yarın bir gün çocuklarımıza ne hesap veririz ağalar? Bir eksik ete kuyruğumuzu kıstırıp kısacak mıyız ulan? Elbette pısmayacağız. Heh. Serap Hanım'a boyun eğini kalleş sayarız. Kabul mü? Kabul. Kabul. Kabul mü Hasan? Kabul. Aa, hoş geldiniz. Serap Hanım, bu ne zerafet? Bu gece gerçekten göz kamaştırıyorsun. Çok mersi. Buyurun. Öncelikle bu davetimi kabul edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bugün benim Serap adını alarak gerçek anlamda doğduğum gündür. Bunu başarmamı sağlayan ve bana hep destek olan merhum eşim Muzaffer'i huzurlarınızda hasretle anıyorum. Aziz hatırasına hürmeten onun yarım bıraktığı arzuları gerçekleştirmek benim için her zaman bir ödev olmuştur. Buna binaen şimdi sizlerle çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Muzaffer'in vaktiyle almayı çok istediği Kara Hasan arazisi Dinç Aslan çiftliğine dahil olmuştur. Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Kadehimi Serap Hanım'a kaldırıyorum. Serap Hanım'a? Merci. Çok güzel bir konuşmaydı Serap. Sağ ol. Kemal Bey. Serap Hanım'ı çağırır mısınız? Serap Hanım'ı çağırmak istedim ama maalesef şu an müsait değil. Gördüğünüz gibi bir davet var bugün burada. Siz buyurmak ister miydiniz? Konuşabilir miyiz Serap Hanım?
Buyurun Kemal Bey. Ne istiyorsunuz? Yalnız konuşabilir miyiz? Ne söyleyecekseniz burada söyleyebilirsiniz. Tamam. Nasıl isterseniz. Bütün köy adına size kararımızı bildirmeye geldim. Köylüyle anlaştım ben. Benim için çalışacaklar. Size gelen arkadaşların hatalarını anlamaları pek uzun sürmedi. Ne demek oluyor bu? Ortak kararımız şu ki, şartlarınızı kabul etmiyoruz. Size ırgatlık yapmayacağız. Demek öyle. O halde sizi topraklarımdan zorla atmaya mecbur ediyorsunuz beni. Bence kararınızı tekrar gözden geçirin. Serap Hanım oldukça makul bir teklifte bulundu size. Ben sizin yerinizde olsam, köylüyü buna ikna etmeye çalışırdım. Sizin aklınıza ihtiyacım yok Orhan Bey. Ne benim ne de köylülerin. Küstahlaşmayın. Eğer lafınız bittiyse Gülizar yol göstersin size. Sana tavsiyem köylüyle uğraşma. Yol yakınken vazgeç bu işten. Yoksa sen zararlı çıkarsın. Sen beni tehdit mi ediyorsun? İleri gidiyorsunuz ama Kemal Bey, lütfen. Daha da ileri gideceğimden şüpheniz olmasın Orhan Bey. Kusura bakmayın. Yarın ilk iş jandarmaya haber verin. Gelip alsınlar bu insanları topraklarımdan. Madem ki benimle anlaşmaya yanaşmıyorlar, defolup gitsinler. Anlaşıldı. Gerekli telefonları açsın. Jandarma komutanı yardımcı olacağını söyledi. Âlâ. Gitmeden önce size küçük bir hediyem var. Hediye mi? Evet. Bugün Serap'ın doğum günü değil mi? Ben bunu kabul edemem. Lütfen beni kırmayın. Ben bunu kabul edemem Orhan Bey. Lütfen ısrar etmeyin. Peki. Bir gün almanız umuduyla. Yarın sabah ilk iş jandarmayı alıp köye gideceğim. Merak etmeyin. En kısa sürede çözülecek bu durum. Teşekkür ederim Orhan Bey. Rica ederim. İyi geceler. Size de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.